Taha Akyol, Müslümanların Tunus tecrübesi. Arap baharının tek yıldızı Tunus'tu. Yoksul seyyar satıcı Muhammed Boğazizi'nin uğradığı zulmü protesto etmek için 17 Aralık 2010'da kendini yakmasıyla başlayan hareketler Arap otokrasilerinin çoğunu yıkmıştı. Fakat sonuçta yakanlı iç savaşlar çıkacak veya yeni otoriter rejimler kurulacaktı. Tek istisna Tunus'tu. İslamcıların alim ve bilge lideri Raşid Ganmışı güç zehirlenmesinden uzak, mütevazi bir insandı ve gerçekten demokrattı. Laikler ve sivil toplum kuruluşlarıyla uzlaştılar. Tarihçi Şükrü Hanoğlu'nun deyişiyle, son derece kırılgan, seküler İslamcı fay hattına sahip Tunus toplumunda tarafların bunun etrafında kutuplaşmak ve çatışmak yerine uzlaşmayı tercih etmeleri belirleyici olmuştur. Uzlaşmayla yapılan Sivil 2014 Anayasası'na 2015 Nobel Barış Ödülü verilmişti. Mısır ve Tunus Mısır'daki ihvanla mukayese edildiğinde Tunuslu İslamcılar daha açık fikirli oldukları görülür. Mısır'da ihvan tarafından hazırlanan anayasa da Tunus'un 2014 anayasası da besmele ile başlıyordu. İslam'ın devlet dini olduğu belirtiliyordu. Fakat ihvan anayasası, şer'i hukuk ve hatta sünni fıkıh vurgusu yapmıştı, ümmet kavramına yer vermişti. Tunus'ta ise İslamcılarla seküler kuruluşların uzlaşarak yaptıkları anayasada, ümmet kavramı olmadığı gibi caminin siyaseten, tarafsız olacağı ve dinin araç olarak kullanılamayacağı belirtilmiş, kadın erkek eşitliği, kadınların eğitim ve çalışma hakkı, fikir ve ifade hürriyeti dini bir sınır koymaksınız garanti edilmişti. Tunus, din laiklik geriliminin tırmanmasından değil, başarıyla kurdukları demokratik sistemin ekonomiyi kötü yönetmesi ve yozlaşma yüzünden başarısız oldu, otoriter popülist bir rejime sürüklendi. Çağımız İslam düşüncesinin en açık fikirli ve saygın liderlerinden 80 yaşındaki Ganmış'ı, demokrasiyi diğer seküler demokratlar gibi savunduğu için şu anda hapishanededir. Referandumla Otokrasi 2014 anayasasıyla kurulan demokratik hükümetler döneminde ekonomi kötü gitti. 2014-2020 arasında başka ülkeler kalkınırken Tunus halkı %23 oranında fakirleşti. Haluk Özdalga aynı dönemde Türkiye'nin %30 fakirleştiğini yazar. Hükümetler yolsuzluklarla da yıprandılar fırsattan istifade Cumhurbaşkanı Kays Said 25 Temmuz 2021'de o hal ilan ederek başbakanı görevden aldı, parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdı. İlk itiraz eden Meclis Başkanı Raşit Ganmış'ı oldu. Anayasa profesörü olan Cumhurbaşkanı Kays, kendisine emsalsiz yetkiler veren yeni anayasayı 25 Temmuz 2022'de referanduma sundu. Katılım %30'da kaldı. Evetler %95. Sandığa gitmeyenler meydanlarda toplanma iradesini gösterememişlerdi. Halbuki 10 yıl önce diktatör Ben Ali'yi devirmişlerdi. Hiçbir gelişmiş ülkede böyle şeyler yaşanmaz. Çünkü hukuk kurumları kökleşmiştir. Temelinde %30'dan ibaret bir katılım olan bu rejimde Tunus'u iktisaden bir uzak doğu performansıyla kalkındıramayacaktır, göreceksiniz. Temeldeki hastalık temelde, demokrasiyi ve hukuku da, ekonomi için gerekli olan rasyonel zihniyeti de tahrip eden bir hastalık var bu toplumlarda. Tunus'un iki önceki Cumhurbaşkanı Munsif Merzuki 2018'de şöyle yazmıştı, zenginleşmek için siyasi sistemin bir parçası haline gelmek gerektiği kanaati yaygın. Bu şekilde yozlaşma, rüşvet ve yolsuzluk bütün toplum için tepeden tırnağa bir hayat tarzına ve geçim kaynağına dönüşüyor. İktidar halka hizmet ve vatandaşların hayat şartlarını iyileştirmek için değildir, kendin, ailen, kabilen ve hem şehrin için elde ettiğin bir güçtür, bir ayrıcalıktır. Yani iktidar bir görev değil, bir ayrıcalıktır. Arap toplumu tam da işte bu düşünceyle yıllardır mahvedildi. Kısaca istibdat hastalıkların hastalığıdır. İktisadi kaynaklar böyle bizden kabileler, mahalleler, kalabalıklar arasında dolanıp durduğu zaman verimli yatırımlara, bilime, teknolojiye yeterince gitmiyor. Sonuç: Müslümanlar görmeli ki otoriter rejimler ve orta gelir tuzakları ikizdirler.